Tanrı'dan Yuhanna'ya gelen esinleme. 1. bölüm. Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna, gördüğü her şeye, Tanrı sözüne ve İsa Mesih'in bildirisine tanıklık etmektedir. Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. 7 topluluğa selam. Ben Yuhanna'dan, Asya ilinde bulunan 7 topluluğa selam. Var olan, var olmuş ve var olacak olandan, onun tahtının önünde bulunan 7 ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin. İşte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Onun bedenini deşmiş olanlar bile. Onun için dövünecek yeryüzünün tüm halkları. Evet, böyle olacak. Amin. İlk ve son benim. Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeyi yeten Rab Tanrı diyor ki, Alfa ve Omega benim. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben Yuhanna, Tanrı sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Rabbin gününde ruhun beni yönetimine almasıyla arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses, gördüğünü kitaba yaz ve 7 topluluğa, yani Efes, İzmir, Bergama, Tiyatira, Sart, Philadelphia ve Laodikya'ya gönder, dedi. Bana seslerini görmek için arkama döndüm. Döndüğümde 7 altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış insanoğluna benzer birini gördüm. Başı ve saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri ise alev alev yanan bir ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Ve sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde 7 yıldız vardı. Ve ağzından dışarı 2 ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü tüm gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu gördüğüm zaman ayaklarının dibine ölü gibi yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma. İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm. Ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ elimde gördüğün 7 yıldızın ve 7 altın kandilliğin sırrına gelince, 7 yıldız 7 topluluğun melekleri, 7 kandillik ise 7 topluluktur.